Evet arkadaşlar, Muğla, Fethiye, Akdağ, tahminli olarak sedir ağacımız, küner, köknar da deniyor, yöresel olarak değişiyor. Dedelerimden edindiğim bilgiye göre, onlar da tahmini 700 yıllık olduğunu söylüyorlar bu ağacın. Bu şekilde, müthiş bir şekilde. Kozakları var. Kozalaklar şuradan göstereyim. Şuraya çıkayım. Evet, bu şekilde dik duruyor arkadaşlar. Diğer çamlar da bu şekilde dik durmuyor. Çekmiş olduk. Tabii çamlar biliyorsunuz tohumlarını kozalıkların içinde saklıyorlar. Çok hoş duruyor. Ama toplaması yasak. Zaten bu kadar güzel bir şeyin, böyle güzel bir ağacın da doğada kalması çok daha güzel olacak sanırım. Şu şekilde güneşimiz yukarıda parlıyor. Evet, biraz önce ölçtük. Çapı 3,5 metre geldi arkadaşlar. Sadece çapı. Buralarda gördüğünüz gibi kocaman kökler. Şu şekilde köklerini salmış. Kaç metrelerce gidiyor. Ki dibine doğru daha çok derin kök attığını söylüyorlar. Evet, bu şekilde. Hatta artık şöyle hayvan barınakları oluşmuş belli bölgelerde. Artık tilki, tavşan türü hayvanlar. Evet, burası da kökler devam ediyor böyle. Sanki normal büyük ağaçmış gibi kökler. O kadar kalın ki kendi gövdesini düşünün artık. Evet, küner ağacımız. Şurada yine barınaklar var, hayvanların doğal. Evet, ağacımız müthiş bir tepede. Şöyle zaten torosların tepelerini görüyorsunuz arkadaşlar. Şunlar en az 10 yıllık, belki daha fazlaydı. Uçakla tohum atıldı arkadaşlar yukarıdan. Bu şekilde şu karşılarda da çıkmaya başladı. Burası yalçın toroslar, sarp. Şöyle arada Koruköy var, yayla Koruköy. Bu şekilde devam ettikçe işte şurada evler, yörük evleri, eski dedelemin yurtları, şurada Akçay. Güzel bir manzarada da mükemmel devasa bir ağaç arkadaşlar. Burada işte kozalak. Burada ağaçla beraber göstereyim. Bu şekilde duruyor, dik duruyor. Çok ilginç. Başka çam türünde ya da ardıç türünde bu şekilde yok herhalde. Künerlerde var sadece. Kurumuş hali. Buradan artık çürümeye başlamış. Bu şekilde de tohumunu dökecektir zaten. Tekrardan doğaya bırakmak gerekiyor. Evet. Şöyle gittim. Bu şekilde kalacak tekrardan tohumlanması için. Hepinize iyi günler dileriz.